veren sen değil miydin? Sözünden dönmek mertliğe sığar mı Sayın Erdoğan? Hani milletin adamıydın? Hani cumhurun reisiydin? Haydi bakalım o makamın, kendi kendine taktığın o sıfatların hakkını ver de görelim bakalım. Ama veremezsin. O sözleri tutamazsın. Çünkü her şey ortada. Gün ortasında başkentin göbeğinde işlenen bu cinayetin üstünden tam 3,5 ay geçti. Adalet hala yerini bulmadı. Açılan dava bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde adalete kelepçe takıldı. Cinayetin failleri yakalandı ama ona yardım ve yataklık edenler serbest bırakıldı. Telefon kayıtlarında tüm ilişki ağı ortaya döküldü. Katiller yakalandı ama emri verenler serbest kaldı. Sayın Erdoğan, arkandan dönen dümenler karşısında bu kadar kifayetsiz olma, bu kadar çaresiz, bu kadar zayıf olma. Adaleti gölgeleyenlere karşı, onların karşısında bu kadar basiretsiz, bu kadar korkak olma. Mafyalar, simsarlar, uyuşturucu kaçakçıları karşısında bu kadar aciz olma. Sen bu memleketin cumhurbaşkanısın. Korkma. Bu cinayetin asıl sorumluları kim? Açıkla. Bu suikastin planlayıcıları kim? Açıkla. Sinan Ateş'in esas katilleri kim? Açıkla. Eğer ki bu milletten gerçekten de helallik almak istiyorsan bu kanı yerde bırakma. Bu haksızlığa boyun eğme. Bu vicdansızlığa sahip çıkma. Ben adalet yerini bulana kadar her konuşmamda sana bu çağrıyı yapacağım. Her konuşmamda sözümü tutacağım. Her konuşmamda sana Sinan Ateş'i hatırlatacağım. And olsun, şart olsun ki Sinan Ateş'i unutmayacağız, unutturmayacağız. Çevrilmek istenen dümenleri kabullenmeyeceğiz. Alçakların elini kolunu sallayarak gezmesine izin vermeyeceğiz. Gerçekler ortaya çıkana kadar bu cinayetin peşinde olacağız. Buradan açıkça ilan ediyorum. Bugün iktidarın başı zafiyet içinde olabilir. Bugün düzen zalimlere hizmet ediyor da olabilir. Bugün Sinan Başkan'ın canına kıyanların keyfi yerinde bile olabilir. Ama bu alçaklıkta eli kolu, eli olan, kolu olan, rızası olan kim varsa asla unutmasın ki Mayıslar bizimdir. Mayıslar bizimdir. Mayıslar bizimdir. Aziz milletim, değerli arkadaşlarım, AK Parti iktidarı ve Bay Kris son dönemde çok enteresan seçim manevraları yapmaya başladı. Kaybetme korkusuna kapıldıklarından olsa gerek artık iyice saçmalıyorlar. Panik içerisinde bir o yana bir bu yana savruluyorlar. Ve her savrulmada ilkesizliklerini gözler önüne seriyorlar. Hatırlayın, 2019'da da tekrarlanan İstanbul seçimlerinin hemen öncesinde benzer işlere girişmişlerdi. Seçim kazanmak için bula bula terörist başına sekreterlik yapmayı bulmuşlardı. Ama sonra ne oldu? İstanbul'u kaybettiler. Biliyorsunuz, Bekamızın sözüm ona Yılmaz savunucusu olan Cumhur İttifakı'na yeni üyeler katılıyor. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Allah tamamına erdirsin. Bu yeni birliktelikler sonrasında Sayın Erdoğan ve genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine de artık bazı yeni başlıkların dahil olduğunu düşünebiliriz.
Mesela her ne kadar henüz kendisinin adaylığı kesinleşmiş olmasa da genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan'ın seçim beyannamesinde artık Türkiye'nin Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi, tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama mesela artık ne mutlu Türk'üm diyene yazılarının silinmesi de var. Mesela kadınlara fıtratlarına göre yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadınlara yönelik şiddetin önünün açılması var. Mesela cumhuriyet değerlerimize saldırı var. Çok ulusluluk var. Paralel eğitim kurumları var. Ez cümle bu ülkenin birliğine, bekasına ve istikbaline yönelik koskoca bir tehdit var. Bu vesileyle uzunca bir süredir elinde vatanseverlik mezurasıyla ortalıkta gezen arkadaşların bu son gelişmeler karşısındaki ibretlik sessizliklerini tarihe not ediyor. Genişletilmiş Cumhur İttifakı'nın ezber bozan bu yeni vaatlerini Büyük Türk Milleti'nin takdirine sunuyorum. Ayrıca buradan Cumhur İttifakı'nın bileşenlerine de seslenmek istiyorum. Ne diyor büyüklerimiz? Eğreti ata binen tez inermiş. Hiç merak etmeyin, sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında 2 ay kaldı. Gider ayak istediğiniz kadar yalpalayın, istediğiniz kadar saçmalayın, istediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra tıpış tıpış gidecek, toptan emekli olacaksınız. Siyasi tarihimiz defalarca göstermiştir ki milletin iradesinden büyük güç yoktur. Söz de, hüküm de milletimizindir. Siz zaten milletin vicdanında mahkum oldunuz. 14 Mayıs'ta da milletin kararıyla mağlup olacaksınız. Artık kaçış yok. O sene, bu sene. Aziz milletim, hepimizin içini yakan deprem felaketinin üzerinden tam 37 gün geçti. Tam 37 günde nice hayatlar söndü. Nice hayaller tükendi. Nice acılar yaşandı. Sesini duyurmaya çalışanların, derdine derman arayanların, çaresizliğe kapılanların yanında yaralara merhem olmaya gayret eden nice iyi yürekli insanımız vardı. STK'larımız vardı. Belediyelerimiz vardı. Hükümetin başı ve arkadaşları ortalıkta yoktu ama tek yürek olmuş koskoca bir millet vardı. Milletimiz bu 37 gün içerisinde dar gününde yanına kimlerin koştuğunu gayet açık ve net olarak gördü.